Şems Hocam merhaba. Merhabalar. Bugün cıvıl cıvıl, içim kımıl kımıl. Neden biliyor musunuz? Kafamda deli sorularla geldim ama bugün rahatlayacağım, inanıyorum. İnşallah çok zor soru yoktur. Vallahi bilmiyorum. Şimdi sınavla mesela ilgili değil mi sorular? Hayata dair olmasın. Yani hocam bütün hayatımız sınav olmuş. Acaba neyle ilgili olabilir bu sorular? Evet, sınavla ilgilidir. Tebrik ediyorum hocam. Hocam ya ben deneme sınavı ya, altı üstü bir deneme sınavı ama onda bile hala çok heyecanlanıyorum. Ne yapacağım ben? Evde çözdüğünde mi heyecanlanıyorsun yoksa normal deneme? Vallahi her türlü heyecanlanıyorum. Hiç sorun yok. Şimdi ben ona ayrıca sormak istiyorum zaten size. Yani evde farklı oluyor. Okula ya da dershaneye ya da dışarıda Türkiye genel bir sınava girdiğim zaman zaten bambaşka bir şey oluyor. Ya onu soracağım zaten. Ama yani şimdi okulda gittiğim zaman sınıfta hocanın yaptığı, yani sınıf denemi, branş denemesi yaptığında bile heyecanlanıyorum. Önce benim bu sorunumu bir halledelim. Bunun en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Ne? Sınava girerken zihninizde sınavda iyi bir sonuç alacağım ya da şu kadar neti geçmem lazım diye bir iddia ediyorsunuz. Ama kendimi motive ediyorum ben. Bu aşırı bir motivasyon. Başarılı olacağım diyorum. Aşırı bir motivasyon. Aşırı motivasyon başarınızı düşürür. Test tekniğine böyledir. Şimdi sanki motivasyon bir bardak da ölçüsünü ben görebiliyorum. Nasıl belirleyeceğim beklenti, kardeşim? Beklentisiz gireceksiniz sınava. Beklentisiz sınav mı? Öğrenmek için gireceksiniz. Soru görmek için gireceksiniz. Kendimi gözlemleyeceğim diye gireceksiniz. Ya ben onun için girsem ne olur? Bütün sınıf benim sıralamama, annem babam sıralamama, puanıma bakmak için çat diye SMS'ler gidiyor. Peki 80 neti geçemeyen bir öğrenci gerçek sınavda 110 yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapabilir. TYT'de yapar. Peki 115 yapan bir öğrenci 80'i geçemeyebilir mi? Düşebilir. Düşebilir. En büyük sebebi ne biliyor musunuz? Ne? İddialı girmek, beklenti yüksek tutmak, iyi bir sonuç alacağım koşullanmasını yukarıya çıkartarak, çıtayı yukarıya çıkartarak yüksek koşullanmayla girmek. Peki iyi bir sonuç almayacağım denildiği zaman da kendi zihnime kötü mesaj göndermiş olabilir mi? İyi bir sonuç almaktan ziyade deneyim kazanmak için girmeliyim. Bir soru bile olsa, orijinal bir soru, hiç görmediğim kalıp bir soru görsem benim için büyük bir fırsat diye baktığınızda bakalım bu denemede nasıl bir açığımı yakalayacağım desem olur mu? Mükemmel bir bakış açısı olur bu. O zaman harika. Ya ders çalışırken uykum geliyor. Böyle kendimden geçiyorum. Böyle hop kafam gidiyor. Gerekçelerin zayıflamış olabilir mi? Sınavda başarılı olman gerektiğine dair altyapılarda eksikler olabilir mi? Ya bence bu genelde sayısal derslerde oluyor. Sayısal yani dersleri sevmiyor musun? Biraz mesafeli olabilirim. Seviyorum ya da sevmiyorum sendromu papatya falı sendromudur. Ben seviyorum sevmiyorum demiyorum o yüzden. Mesafeliyim ya da değilim diyorum. İşte mesafeli olduğunda çok güçlü hale gelemiyorsun. O zaman senin mesafeden daha ziyade tamamlaman gereken ya da tamamlamaman gereken diye ayrım yapman lazım. Halletmen gereken konular varsa ve bu bağlamda zamanla daraldıysa oturup bunları planlama yapmaktansa operasyona geçmek çok daha peki, mantıklı. Peki uyku problemim olmasının da etkisi oluyor olabilir mi? Tam uykumu alamama, doğru uyuyamama vesaire bunların da etkisi olabilir mi? Olmaz mı? Muhakkak olur. Bunun da tedavisi şudur ya da çözümü şudur. Bir şeyi bitirmeden kalkmayacağım ya da bunu bitirmem gerekiyor koşullanması zihinsel uyanmayı hızlandıracak bir koşullanmadır. Ara vermek önemlidir. Uykunuz geldiyse gidin farklı bir şey yapın ya da alan değiştirin, çalışmalarını değiştirin. Ama bu gecenin ikisi üçü olmamalı. Çünkü bedensel anlamda sizin de söylediğiniz gibi dinlenmek, zihnin dinlenmesi sizin ertesi günkü enerjinizi daha güçlü tutacaktır. Hocam ya ben sayısalım biliyor musunuz? Ve fizik yapamıyorum. Denemelerde fizik yapamadığım halde netlerimi, yani total netlerimi, puanımı arttırmanın bir yolu, formülü var mıdır? Var. Fizikten halledebileceğini düşündüğün konulara daha fazla yoğunlaşırsın. Diğer konulara dair beklentini düşürdüğün için öğrenmeyi orada geciktirirsin. Peki fiziksiz halletmenin yolu yok mudur? Kimya, biyoloji. Oradaki başka? Net bandını arttırırsın. Türkçe'de 27-28 bandındaysan 35 bandını kurgularsın ve ona dönük bir çalışma yaparsın. Dil bilgisini olabilirsin. Mesela benim bir kanka var. Tarih coğrafya ile hallediyorum. Başkan ben diyor. Tarih coğrafya mükemmel bir açık kapatmadır. Çok iyi bir fırsattır. Sayısal öğrencisi için TYT'de alabileceği her şey büyük bir kazanımdır. Hı hı. Onun için tarih, coğrafya, felsefe ve din kültür soruları daha kolay ulaşılabilecek alanlardır. Ya hocam peki zor soruları çözmek daha çok puan getirir mi? Hazır bu puandan muhabbet açılmışken. Türkiye'deki bir hani hurafelerden bahsetmiştik. Büyük hurafelerden bir tanesi de bu. Batıl yanlışlardan bir tanesi de bu. Totale bakıldığında bir standart sapma hesaplaması yapar ÖSYM'e. Yani yapılamayan sorudan ziyade Türkiye'de sınava giren öğrencinin o dersle, o branşla alakalı yaptığı üzerine bir sapma oluşturur. Örnek veriyorum. Geçen yıl Türkçe'de Türkiye ortalaması 7 idi. Getireceği puan 1.3. Örnek olarak söylüyorum bunu. Bu yıl Türkçe'den yapılma oranı 5. Otomatikman çarpım katsayı değeri
1.3'ten 1.5'e çıkar. Yani total bir yukarıya da aşağı inme vardır. Zor yapılan, kimsenin yapamadığı bir soru var mesela. Türkiye'de 3 milyon kişi girdi ve sadece siz yaptınız bir soruyu. Size ekstra bir puan. 3 milyon kişi mi girecek? Tahmin edilen o. O kadar mı oldu? Evet. Borsadan fena ya. Peki hocam, coğrafya ve tarih beşer soru olduğu için ben bu derslere çalışırken bana zaman kaybı gibi geliyor. Yani boşa çalışıyorum. Niye? Ne gerek var? 5 tane soru alt üstü diyorum. Ya bunun yerine acaba yapabileceğim konuları mı seçsem, yoksa ÖSYM'den fazla soru sorduğu konuları mı seçsem, yoksa salayım gitsin mi? Sosyal bloğa çalışmanın en güzel yollarından bir tanesi deneme çözmektir. Deneme çözerken orada yapamadığınız konuya ya da yapamadığınız sorunun konusuna bakmak daha nokta bir operasyon oluşturur. Tarih, coğrafya, felsefeden örnek olarak veriyorum. Bir tane kavram sorusu çıkarsa eğer, 4 tane yorumlama sorusu çıkıyor. Yani Türkçe mantığıyla hemen hemen aynı. Sadece kavramsal anlamda felsefi ifadeler var. Onun için alışkanlığı güçlendirmek, soru çözme alışkanlığını güçlendirmek sosyal netimizi arttıracaktır. Onun için denemelerde çözmek önemli. Denemede yapmasanız bile denemeden sonra sorunu çözmeniz önemli. Hocam, bu sorular biraz deli olduğu için birkaçı içeri kaçmış. Ben onları bir toparlayıp geleyim, olur mu? Hemen bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.